Pazar sabahından herkese günaydın. Bugün güzel bir evde kahvaltı yaptık. Ondan sonra aniden böyle spontane bir şekilde hadi bugünü vloglayayım dedim. Çünkü genelde pazar günleri Perge Otel'in plajına gidiyoruz. Ben de hani bununla ilgili hiç böyle bir vlog çekmemiştim. O yüzden hem anı kalsın hem de sizlerle bir pazar günü geçirelim diye bugünü vlogluyorum. Şöyle bir keten pantolon giyindim. Bu bol paça bir keten pantolon. Bu Perşika'dan almıştım. Ve kumaşı çok rahat. Şu beli lastikli olması çok güzel. Bir de iç göstermiyor. Aynı zamanda iç göstermediği için de yani çok rahat dışarıya da giyebilirsiniz. Biz de hani sonuçta bir şehir oteline gideceğimiz için belki sonrasında markete vesaire gideriz diye ben de böyle iç göstermeyen bir pantolon giyindim. Bunu da Trendyol Milla'dan almıştım. Hatta bunu şu an ilk defa giyiyorum. Bunu aslında yazın başında almıştım ama şuralarını tabii ütülemedim şimdi plaja gideceğiz diye. Arkasını çok beğenmiştim. Gösteriyorum. Böyle. Çantada bu küçük çantayı alıyorum. Yani benim için küçük bir çanta, plaj çantası olarak. Bunu alacağım. İçinde güneş kremi, güneş gözlüğü ve kitap var bir adet. Bu arada şimdi hemen çıkmayacağız diye güneş koruyucu yüzüme sürmedim ama benim hep kullandığım bu Nuxe'in 50 faktör güneş koruyucusunu kullanıyorum. Yaz kış hep bunu kullanıyorum. Aslında farklı markalara da açık olmalıyım. Başka şeyler de denemeliyim ama işte çok fazla da cesaret edemiyorum açıkçası. Çünkü benim yüzümde ara sıra egzama çıkıyor. O yüzden şu anda da hiç yok yani çok şükür. Bir de böyle stres vesaire bunu yaşamadan da çıkıyor. Yani çünkü bu egzamayı yaşayanlar bilir. Sadece bir kere stres yaptığınızda o bir başlangıç veriyor ve patlak veriyor. Sonrasında ara ara devam ediyor. Yani siz bir şeye üzülüp stres yapmasanız da devam ediyor. Bu arada bu tırnaklardan çok sıkıldım artık. Bir ara kısalttırmaya gideceğim. Uzun süre uzun kullanınca çok sıkılıyorum. Gel eve getirelim sana. Evet, arabanın soğumasını bekliyoruz. Çok sıcak. Detoks çorbaları var. Bunları denemek istiyorum aslında ama yani ne kadar sağlıkları sonuçta toz halinde olduğu için emin olamıyorum. Ama çok da böyle besleyici ve hani evde içmek için böyle idare eden iyi gibi duruyor. Pancarlı detoks çorbası var. Şu turmeric latte var. Bu da herhalde şeyde zerdeçalda. Selam, şimdi eve geldik. Marketten biraz eksik vardı. Onları aldık. Küçük patates, baby patatesler var ya, o baby patatesleri önce haşlıyorum. Böyle. Sonra bunları zeytinyağıyla iyice baharatlandırıp böyle güzel kaju baharatı koyuyorum. Kaju, köri, sarımsak tozu koyuyorum. Bu bebek patatesleri hafifçe ezip fırına veriyoruz ve çok lezzetli oluyor. Adana kebap aldık. Fırında da onu yapacağız. Hem öğle hem akşam yemeği olacak. Pazar günleri hep böyle oluyor. Bir de gerçekten çok acıktığım için duşumu almadım. Yemekten sonra duş alırım herhalde. Bir sütçandır mayayı aşağı indirdi. O sırada da ben patateslerin pişmesini bekliyorum. Adana'yı o yapacak. Biraz da köfte aldık. Şimdi ben bu köfteleri
Bu köfteleri buzluğa koyacağım. Bunu hafta içi falan bir gün evde yediğimiz bir gün olursa. Çünkü bu hafta içi biraz dışarıda yiyeceğiz sanırım. Evde yiyecek olursak çıkartıp böyle yaparım diye. Bu da bunu buzluğa atıyorum. Evet, kahvaltıdan sonra direkt denize gittiğimiz için ben çok fazla mutfağı toparlayamadım. Bu sırada patatesler olurken ben bir mutfağı biraz toparlayayım. Cızır. Şimdi bunu lavar. Maya, dışarı çıkalım mı? Dışarı çıkalım mı? Hadi yürü yürü. Dışarı çıkalım mı? Dışarı çıkalım mı? Hadi koş. Ve şimdi gece bakım rutinime geçiyoruz. Böyle bir maske almıştım. Parlaklık verici bir maske. Saçma sapan bir maske gibi geldi şu anda ama neyse yapalım. Evet, böyle iyicene yüzüme yediriyorum. Bayağı da nemliymiş. Şöyle boynuma ve göğsüme de biraz süreyim. Daha sonra bu guaşa taşıyla masaj yapıyorum. Bu çok rahatlatıyor. Bir de ben bunu buzdolabına koyuyorum. Böyle iyicene buz gibi oluyor ve ferahlık hissi veriyor. Saçlarımı da kurutmuştum. Şimdi maskeyi çıkarıyoruz. Bakıyorum yani çok da bir değişiklik yok gibi. Nemlendiriyoruz hemen dudaklarımızı. En sevdiğim gözaltı serumunu kullanıyorum. Revolution'ın kafein içerikli çok harika bir gözaltı serumu. Resmen parlaklık veriyor. Bakın yani çok seviyorum bunu gerçekten. Evet, bundan sonra Sebamed'in gözaltı kremine geçiyoruz. Bundan çok da memnun değilim ama kullanıyorum. Daha önce Origins'inkini kullanıyordum. Onu daha çok seviyordum. Ve CeraVe'nin klasik nemlendiricisini yüzüme uyguluyorum. Şu anda yeni nemlendirici kreme geçtim aslında. Bunu bitirdim. Ama CeraVe'den de her zaman memnunum. Bu doğal içerikli bir nemlendirici. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.